Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emme ve'd. Bakara suresi tefsir dersi ayet no 154. 154'e geldik. Şimdi biz en son geçen dersimizde şükür ve sabır meselesini anlattık. Yani 152. ayette şükür ve zikir meselesini anlattık. 152. ayette, 153. ayette de sabır meselesini anlattık. Ve dedi ki bu 153. ayet aslında kendinden sonra gelen ayetlerin bir parçası. Sadece konu dağılmasın, konu bir bütün olsun diye bütün meselelerini bir arada anlatmış olduk. Yoksa 157'ye kadar hepsi birbiriyle bağlantılı ayetler, birbirinden kopuk ayet-i kerimeler değil normalde. Genel olarak anlamamız gereken şey neydi? Anlamamız gereken özet. Dedi ki insanoğlu ya bela halindedir, Allah'ın ona yüklemiş olduğu sorumluluk sabretmektir. Ya da nimet halindedir, Allah'ın ona yüklemiş olduğu sorumluluk şükürdür dedik. Onun için bir Müslümanın üzerine vaciptir ki sabır nedir, şükür nedir? Ne yaptığı takdirde sabredenlerden olur. Ne yaptığı takdirde şükredenlerden olur. Bunları bilmesi, bunların detaylarını bilmesi bir Müslümanın üzerine gereklidir dedik. Şimdi Allah Azze ve Celle bunu anlattıktan sonra 154. ayet-i kerimede dedi ki وَلَا تَقُولُوا demeyiniz limen o kimseye ki يُقْتَلُوا öldürülür fi سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda. Allah yolunda öldürülen kimseye demeyiniz. Ne demeyiniz? اَمْوَاتْ ölüler demeyiniz. بَلْ بِلَكِسْ اَحْيَاءٌ diridirler. Lakin la teş'urun siz bunun farkında, şuurunda değilsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz diyor. Bu ayet-i kerime Allah yolunda şehadetin faziletini anlatan ayet-i kerimelerden bir tanesi. Allah yolunda şehit olmanın faziletini anlatan ayet-i kerimelerden bir tanesi. O da ne? O da şu. Allah kendi dini uğruna canını gözden çıkaran, ölümü göze alan insana öldüğü andan itibaren ebedi hayatı bağışlamış oluyor. Yani birçok insan vefat ettiğinde ebedi nimetlerden faydalanabilmek için kıyametin kopmasını bekliyor. İşte ebedi olanı görmek, ebedi olandan istifade etmek için. Fakat Allah Azze ve Celle şehide bir lütuf, bir ikram babından canını Allah'a verdiği anda ebedi hayatla, dirilikle, şehide has bir dirilikle Allah Azze ve Celle onu rızıklandırmış oluyor. Bu da ne? İslam'ın genelinden öğrendiğimiz bir kaide aslında. El ceza'u min cinsil amel. Allah'ın insanlara vereceği mükafatlar yaptıkları amellerin cinsindendir. Bir Müslüman canını Allah'ın dini için feda etmişse, ölümü göze almışsa bunun mükafatı hayattır. Yani yapmış olduğu amelin cinsinden hayatını çünkü feda etti, hayatını sonlandırdı. Allah da bunun karşılığında ona hayat nasip etti. Ama bu hayat verdiği hayattan çok çok daha değerli bir hayat. Verdiği hayat fani bir hayattı. Feda ettiği hayat dertlerle, sıkıntılarla, üzüntülerle dolu bir hayattı. Ama Allah'ın ona bahşettiği hayat içerisinde hiçbir hüznün, hiçbir kederin, hiçbir tasanın olmadığı, sadece huzurun ve sevincin olduğu bir hayatı Allah Azze ve Celle ona nasip etti. Bu vecihiyle ayet-i kerime şehadetin faziletini anlatan ayet-i kerimelerden bir tanesi. Bu ayetle ilgili olaraktan ayetin daha iyi anlaşılması açısından söylüyorum. Bu ayet değil, fakat bir de Âl-i İmrân suresinde aynı bu içerikte bir ayet var. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Allah yolunda öldürülenleri ölü zannetme diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Âl-i İmrân suresinde. İmam Müslim Mesruk'tan rivayet ediyor. Mesruk İbni Mesud'un talebelerinden bir tanesi. Tefsir tarihini anlatırken de zaten ne demiştik? İbn-i Mesud'un tefsirini bize nakledenlerden bir tanesi Mesruk. Yani o kanalın imamlarından bir tanesi, Kufe'nin imamlarından biri Mesruk. İbn-i Mesud'un öğrencisi. Ona soruyorlar, diyorlar bu ne demek? Allah yolunda öldürülenleri ölüler
zannetmeyiniz diye. O da diyor biz bunu İbn-i Mesud'a sorduk. İbn-i Mesud da peygamberden şunu aktardı. Bu şehitlerin hayatıyla ilgili, ölü olmamalarıyla ilgili şunu anlattı diyor. Allah Resulü dedi ki اَرْوَاحُهُمْ fi جَوْفِ تَيْرٍ خُدُرٍ onların ruhları yeşil kuşların içerisindedir. Onların ruhları, şehitlerin ruhları yeşil kuşların içerisindedir. Cennette dilediği gibi dolaşır. Yani o kuş cennette istediği gibi dolaşır. Arşta onlar için asılı kandiller vardır. Kandil lamba demek, ışık demek. Arşta Allah'ın arşına asılı olan o şehitlerin ruhları için asılı olan kandiller vardır. Cennette dolaştıktan sonra gelip o kandilin yanına sığınırlar. O kandilin yanında gecelerler. Yani Allah'ın arşının gölgesinde, Allah Azze ve Celle'nin arşına asılı olan kandillerin yanında o şehitlerin ruhları orada öyle oraya sığınırlar, orada gecelerdir. Allah Azze ve Celle onlara görünür ve onlara der ki benden bir isteğiniz var mı? Hayır derler, bizim bir isteğimiz yok. Daha ne isteyebiliriz ki derler. Cennetin içerisinde dilediğimiz gibi dolanıyoruz ve akşam olduğu zaman da arşın kandillerine sığınıyoruz. Daha ne isteyelim Allah'tan? Allah tekrar sorar onlara. Siz benden bir şey istiyor musunuz? Der. Onlar derler ki biz ne isteyelim ya Rabbi? Hani istediğimiz gibi cennette dolanıyoruz. Akşam arşın kandillerine sığınıyoruz. Üçüncüde de Allah aynasını sorunca diyor İbn-i Mesud, peygamberden naklediyor tabii. Anlarlar ki Allah Azze ve Celle onların bir şey talep etmesini istiyor. Bir şey söylemelerini istiyor. Derler ki biz tekrardan dünyaya döndürülüp senin uğrunda tekrardan şehit olup tekrardan senin huzuruna şehit olarak gelmek istiyoruz derler diyor. Allah da der ki bu olmaz. Çünkü ben şöyle yazdım. Ölen bir daha geri dünyaya dönmez. اِنِّي كَتَبْتُ ف۪يهَا اَنَّهُمْ اِلَيْهَا لَا يَرْجَعُونَ Kim ölmüşse oraya bir daha geri dönme. Bu benim hükmümdür diyor Allah Azze ve Celle. Hani bunun dışında bir şey isteyin diye. Onlar da diyorlar ki hani madem böyle o zaman bizim halimizi kardeşlerimize bildir. Zaten Ali İmran suresindeki ayet-i kerimede de Allah öyle söylüyor. Hani onlar Rablerinden elde ettiklerinden karşılık sevinç içerisindedirler ve geriden gelenleri de müjdelerler. Yani hani kendi halleri gördükleri nimetlerle geriden gelenleri müjdelerler. Allah da onların içinde bulunduğu bu nimeti işte bize bildiriyor. Yani bu şehitlerin talebi aslında. Hani geride kalan Müslümanlar şehadetten kaçmasınlar, şehadeti kötü bir şey olarak görmesinler. Bunun çok büyük bir lütuf, çok büyük bir nimet olduğunu bilsinler diye. Geri dünyaya gelme istekleri kabul edilmeyen şehitler bunu talep ediyorlar Allah Azze ve Celle'den. Biz buradan şunu anlıyoruz. Allah katında karşılanmaları en şerefli olan varlıklar şehitlerdir. Çünkü öyle ikramla, öyle izzetle karşılaşacaklar ki Allah Azze ve Celle'nin huzurunda onların tek isteği tekrar ölüp tekrar o ilk karşılaşmayı görmek isteyecekler. Yani hani o ilk ikram, ilk izzet. Hani bunu biraz da şöyle düşünebilirsiniz. Tabi وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْاَحْلَى yani en yüce sıfatlar Allah'ındır. Sadece meseleyi zihinlerimize yakınlaştırma babından söylüyorum. Mesela bir misafir geldiğinde çok değerli bir misafir. Onu ilk karşıladığımızda çok hani güzel sözler söyleriz. Ona olan sevgimizi, gelmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ederiz. Sonra her ne kadar ikrama, izzete devam etsek de ama o ilk anın karşılanmasının hali bir başkadır yani. Yani o sevincimiz, o ilk esna. İşte Allah Azze ve Celle de şehitleri o ilk karşıladığında onlara öyle güzel muamelede bulunacak ki şehitlere, onlar hep o anı tekrar tekrar yaşamak isteyecekler. Bir daha bir daha o anı görmek isteyecekler. Ama Allah Azze ve Celle bir daha geri dönüp tekrardan gelmeyi yasaklamış olacak. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikatin farkında olduğu için hani bunu en iyi bilen olduğundan dolayı İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte diyor ki Allah'a kasem olsun ki Allah'a yemin olsun ki ben Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi sonra tekrardan savaşıp tekrardan öldürülmeyi sonra tekrardan savaşıp tekrardan öldürülmeyi diledim. وَلَوَدِدْتُ diyor. Wood bir şeyi sevgiyle istemek demek. Yani böyle hani kalbim bununla yanıp tutuşuyor
diyor Allah Resulü. Savaşayım, öleyim, tekrar dirilsin Allah beni. Tekrar savaşayım, tekrar öleyim, tekrar Allah Azze ve Celle beni dirilsin. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Çünkü insanın sahip olduğu en değerli şey insanın canıdır. İnsanın canından daha değerli ve insana daha sevimli bir şey yoktur insanın hayatında. Eğer insan canını Allah yolunda feda etmeyi göze almışsa, bu demek ki Allah'ın sevgisi onun kalbindeki en büyük yere sahip. Çünkü insan en sevdiği uğruna en sevdiğini feda eder. Mesela iki tane sevdiğin var. Biri Allah Azze ve Celle, biri de nefsin. Eğer nefsini Allah yolunda feda ediyorsan, demek ki sen de Allah'ın nefsinden daha çok seviyorsun demektir. Sen Allah'ın sevgisini kendi canının sevgisine takdim edince, Allah da seni ikramıyla, izzetiyle, işte sana yapacağı, vereceği ihsan ve nimetlerle Allah Azze ve Celle de seni taltif etmiş oluyor. Sana ikramda bulunmuş oluyor. Şehitlerin Allah katında karşılaşacağı nimetlerin işte birini söylemekle beraber hepsini Peygamberimiz toplu olarak İmam Tirmizi'nin Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste söylüyor. Diyor ki şehidin Allah katında 6 tane özelliği vardır. لِشَّهِيدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِسَرٍ 6 tane şehide has, şehide özel Allah katında nimet vardır. Bunlardan birincisi, kanı yere ilk damladığı anda Allah onun bütün günahlarını affeder. Bu birincisi. Aslında bu birincisi şöyle bir yani dizilim anlamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir şey yapmış. Şimdi zaten kıyamet gününde insanın en fazla korktuğu şey ne? İnsanın günahlarıdır. Eğer zaten ilk anda günahları affolmuşsa bütün korkuları da gitti zaten. Ondan sonra biliyorsan ki senin hiçbir günahın yok, Allah katında neden mahcubiyet duyacaksın yani? Hani hiçbir günah yok, Allah Azze ve Celle hepsini affetmiş. Kanının yere damlamasıyla Allah Azze ve Celle onun bütün günahlarını affeder. Başka, ondan sonra ikinci haslet, Allah onu kabir azabından emin kılar. Yani kabirde azap görmeyecek, kabirde kabir fitnesiyle karşılaşmayacak şehit. Başka, üçüncüsü feza-i ekber dediğimiz, yani kıyamet sarsıntısı olduğunda herkesin korkudan düşüp bayıldığı o büyük korku, büyük sarsıntıdan şehit emin olacak. Şehidin böyle bir endişesi, böyle bir korkusu, Allah ona o korkuyu yaşatmayacak mesela. Buna feza-i ekber deniyor yani. Herkesin korkudan ürktüğü ve düşüp bayıldığı o meşhur sahne, kıyamet depremi, şehit ondan emin olacak mesela. Başka, Allah Azze ve Celle ona vakar tacını giydirecek. O vakar tacının her bir tane taşı dünyadan ve dünyanın içindekilerden daha hayırlıdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şehidin başında, kralların başında olan ama tek bir taşı dünyanın ve içindekilerinden daha hayırlı olduğu bir taç ona giydirilecek. Başka, Allah Azze ve Celle onu 70 tane huri ile evlendirecek. Yani şehit olduğu anda 70 tane huri direkt ona şehadetinin karşılığı olarak da nasip edilecek. Başka, kendi ailesinden 70 kişiye, ehlinden 70 kişiye şefaatçi olacak Allah katında. Bu hadis-i şerif şeyde Allah Azze ve Celle'nin yapacağı ikramların birçoğunu toplu olaraktan bir arada zikretmiş. Burada Allahu alem, belki aklımıza şöyle bir soru da gelebilir. Onun da cevabını verelim. Hani niye bu ayetlerin içerisinde Allah şehadet meselesini zikretti? Yani sabırdan söz ederken araya Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin dedi. Buradan şunu anlıyoruz, çünkü insanın başına gelebilecek en büyük musibet insanın ölümüdür. Yani çünkü ölüm musibetlerin en büyüğüdür. Musibetlerin en sıkıntılısıdır, geri dönüşü olmayandır. Diğer bütün musibetlerin telafi edilmesi mümkündür ama ölümün telafi edilmesi mümkün değildir. Bu sebepten ötürü Allah Azze ve Celle ne yaptı? Musibetlerin arasında en büyük olanı zikretti, ölüm. Ve dedi ki madem ölünecek, hani ölümlerin en şereflisi musibet değil, aslında büyük bir nimet olan, zahiri musibet gibi görünen ama hakikatinde ise büyük bir nimet olan şehadettir. Çünkü onlar Allah katında her türlü ikrama mazhar olacaklar.
dedi Rabbimiz. Bu ayet-i kerimemizin konuyla genel olaraktan konu içindeki bağlantısını söyledik. Bir de konu dışında ama çokça istismar edilen bir mesele olduğu için bu ayet-i kerimeyle ilgili onu söyleyelim. Genelde ölülerin vefat ettikten sonra salih insanların hayat üzerinde tasarruf ettiklerine, insanlar onlardan bir şey istediklerinde bu isteklerini yerine getirebileceklerine inanan, tasavvuf zihniyetine sahip olan insanlar bu tip ayetleri istismar ediyorlar. Mesela diyor, sen ölüye ona ölü diyemezsin. Çünkü o Allah katında diridir. Yani diridir, istediği gibi hareket edebilir, canlıdır demek istiyor. Sonra tabii bunun üzerine ahkam bina ediyor. Diriyse o zaman beni işitebilir, diriyse o zaman beni görebilir, beni görüyorsa o zaman ona ben dua edebilirim. Ondan gibi böyle hani üstüne üstüne sürekli bir şeyler koyuyorlar. Tabii burada dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle çok önemli bir noktanın altını çizdi. Onlar diridirler fakat siz fark etmezsiniz dedi. Siz bunun şuurunda değilsiniz dedi. Yani o diriliğin sizinle hiçbir alakası yoktur demek bu. Kalbinizi onlara sakın bağlamayın. Onlardan bir beklenti içerisine girmeyin. Çünkü bu diriliğin sizinle bir alakası yoktur. Bu işin bir boyutu. İşin ikinci boyutu ise hadis-i şerif, yani hani Allah Azze ve Celle onlara dedi ne istersiniz? Geri dönüp tekrardan şehit. Allah Azze ve Celle ne dedi? Ben şöyle yazdım. Oraya gelen bir daha geri dönmeyecektir. Yani hani ölen insanın dünyayla alakası kesilmiştir. Bir daha kesinlikle oraya geri dönmeyecektir. Konunun en başında zikrettiğim İmam Müslim'in rivayet ettiği Abdullah bin Mesud'un hadisi. Biz buradan ne anlıyoruz? Bu hayat biraz özel bir hayat. Yani hani ahirete taalluk eden, dünyayla hiçbir alakası olmayan, eğer şehit gerçekten tasarruf edebiliyor olsaydı geri dünyaya gelirdi. Doğru mu? Geri dünyaya gelirdi, savaşırdı, bir daha ölürdü, bir daha giderdi. Kendi için bile bir şey yapamıyor. Yani hani kendisi için en istediği şeyi bile yerine getiremeyen bir varlık nasıl senin ihtiyacını karşılasın? Nasıl senin ihtiyacını gidersin? Ki zaten hani bu işin bir de şey boyutu da ayrı. Yani hani dua bir ibadettir. Allah'tan başkasına yalvaran, yakaran, el açan insan Allah'tan başkasına ibadet ettiği için amellerine, şirk imanına zulüm bulaştırmıştır. Bu işin bir boyutudur. Ben sadece şeyi anlatmak istedim. Yani bu ayetlerin istismar edilip işte bir hayat daha var. İşte bu hayatta bu insanlar tasarruf ediyorlar gibi bir yanlışa kapı aralamasına engel olmak istedik. beşinci ayet-i kerime, bu ayet-i kerimeden hemen sonra وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ muhakkak ki biz sizi belaya uğratacağız, imtihana tabi tutacağız. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ biraz korkudan, yani biraz şey korkudan biraz şeyle imtihan edeceğiz. وَالْجُوعِ ve açlıkla imtihan edeceğiz. وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ mallardan kısaltmakla, mallardan azaltmakla imtihan edeceğiz. وَالْاَنْفُسِ nefislerden azaltmakla, yani ölümle. وَالْثَمَرَاتِ ve meyvelerden. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ sabır edenleri müjdele. وَبَشِّرْ müjdele. الصَّابِرِينَ sabır edenleri, sabır gösterenleri müjdele. Şimdi burada Allah'ın, Rabbimizin özellikle ayet-i kerimeye gibi başlarken muhakkak ki, kasem olsun ki veya biz sizi imtihan edeceğiz demesi, asıl önemli olan nokta burası. Yani ayet-i kerimenin girişi asıl önemli olan konu. Ayeti önemli kılan şey ne? Ayeti önemli kılan şey şu: bütün mülkü elinde bulunduran Allah ve o mülkte dilediği gibi tasarruf eden Allah kullarına diyor ki bu işin kaçışı yok. Yani ben sizi muhakkak ama muhakkak imtihan edeceğim diyor Allah Azze ve Celle. Bundan hiç kimsenin kaçması, çünkü bu bir vaat, bu bir söz. Yani Allah Azze ve Celle bir söz veriyor. Ve Allah asla sözünden geri dönmez. Hatta imtihan olunmayacağını düşünen, kendini bu sözün dışında gören insanlara
Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de inkar ediyor. Yani bu zannın, bu beklentinin boş bir beklenti olduğunu beyan ediyor. Nerede? Ankebut suresinin girişinde. Diyor ki Allah Elif la mim اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar iman ettik dedikten sonra belaya ve imtihana, fitneye tabi tutulmadan bırakılıverileceklerini mi zannettiler? Yani Allah onları hiç imtihana tabi tutmayacak, kendi hallerine terk edecek, öyle kalacaklar. اَحَسِبَ النَّاسُ Hatırlıyor musunuz? Bir şey söylemiştim daha önce. Demişti ki Kur'an-ı Kerim'de soru iki türlüdür. Bazen Allah soru sorar. Bir soru sorar, bildiğimiz soru. Bazen de soru değildir, inkar etmek için sorar. Yani hani mesela şimdi diyelim ki hoca sana diyor ki dersini yaptın mı? Öğrenmek için de sormuş olabilir. Ama yani dersini yaptın mı? Bir de böyle inkar etmek için sorabilir. Yani kızmak için de sorabilir. Bir istifham vardır, bir de istifham ve inkarı vardır. Yani karşıdakine soru sorup ama kızmak vardır, inkar etmek vardır. Burada Allah Azze ve Celle'nin yaptığı mı istifham-ı inkaridir. Yani hani Allah inkar ediyor. Böyle bir zannınız mı var? Böyle bir beklentiniz mi var? Diyor Allah Azze ve Celle. Hem iman ettik diyeceksiniz, hem de fitneye, imtihana tabi tutulmayacaksınız. Diyor Allah Azze ve Celle. O zaman biz buradan ne anlıyoruz? Hiç kimse bu vaadin dışında değildir. Yani Allah Azze ve Celle insanları muhakkak bir şekilde imtihan edecektir. İmtihana tabi tutulacaktır. Burada kullanılan iki tane kelimeye özellikle dikkat edin. Kullanılan iki kelime. Burada Allah ne dedi? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Sizi belaya uğratacağız dedi. Bela kelimesini kullandı. Ankebut suresinde ne dedi? Fitne kelimesini kullandı. Sizi fitneye uğratacağız dedi. Bela ve fitne. Bela ne demek Arapçada? Arapçada bile ba'nın kesresi ile bir şeyin eskiyip altını göstermesi demek. Mesela elbiseyi kullandın, eskidi, rengi soldu, artık altındaki o kumaşın aslı rengi açığa çıktı. Buna bila deniyor Arapçada. Yani bir şeyin eskimesi deniyor. Bela kelimesi de buradan geliyor. Yani hani bir şeyin eskimesi anlamına geliyor. Fitne ne demek peki Arapçada? Allah dedi sizi fitneye uğratacağız. İmtihan anlamında. Fitne herhangi bir madenin ateşin üzerinde tutulup ateşin üzerinde madenle madene sonradan eklenen elementlerin birbirinden ayrılması demek. Mesela toprağın altından altını çıkardın diyelim, altın madenini çıkardın. Onda bir sürü fazlalık var. Bakır var, bilmem ne var. Ne yapıyorsun? Onu getiriyorsun, ateşin üzerinde tutuyorsun. Ateşin üstünde onu çevirdikçe sen o etrafındaki diğer elementler köpeğe dönüşüyor. En son safi altın kalmış oluyor. Yani ateş o onun üzerine toplanmış bütün tortuları, bütün harici altını hak etmeyen, yani hani altın da aynı değerde olmayanları ateş süpürüyor, atıyor, geriye altının özünü cevher bırakıyor. Bu bize neyi ifade ediyor? Allah'ın imtihan için seçmiş olduğu kelimeler bile imtihanın mahiyetini anlatmak için yeterli. Yani Allah Azze ve Celle diyor, bu imtihanlar öyle olacak ki elbisenin eskidiği gibi eskiyeceksiniz, yıpranacaksınız. Yani hani öyle ben imtihan olayım, imtihan da bana hiç dokunmasın, böyle keyfim yerinde olsun falan, böyle bir şey yok diyor Allah Azze ve Celle. Kullanılan, yıpranan ve altı içi dışına çıkan elbise gibi imtihanlar sizi yıpratacak. Başka? Madenin ateşin üzerinde döndüğü gibi siz de ateşin üzerinde evrilip çevrileceksiniz. Yani hani pişmeniz için, olgunlaşmanız için, sizden olmayanların sizden ayrılması için, sizin kalitenizde olmayan veyahut da sizin onların kalitesinde olmadığınız insanlardan Allah sizi ayırmak için, safi olanı, seçkin olanı bırakabilmek için Allah Azze ve Celle sizi imtihan edecek. Yani bu iki kelime bile aslında imtihanların hikmetinin ne olduğunu, imtihanların insanları nasıl yıpratacağını, insanlara nasıl etki edeceğini göstermesi babından yeterli ve kafidir. Zaten bu lügattan çıkarmış olduğumuz bu anlam naslarda da sabit olan anlamlar. Mesela Rabbimiz ayet-i kerimelerinde dedi وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ Allah pisle temizi birbirinden ayırmadığı müddetçe Müslümanları kendi hallerine terk etmez. Bunu ne üzerine indirdi? Uhud musibetinin üzerine. Niye bu Uhud musibeti geldi? Soru, cevap bu. Allah
sizin içinizden pis ile temizi ayırmadığı müddetçe sizi böyle belasız, imtihansız kendi halinize terk etmez dedi Allah Azze ve Celle. Öyleyse Allah herkesi imtihan edecek. Allah herkesi fitneye tabi tutacak. Bunun hiçbir istisnası yok. Böyle bir beklenti içinde olan da zan içerisindedir. Ve bu zan da hiç de Allah katından makbul olan bir zan değildir. Bilakis eleştiriye açık olan, yanlış olan, inkar edilmesi gereken bir zandır diyelim. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle bu imtihanlarla en başta pis ile temizi birbirinden ayırmak ister. İşte bir tanesini söyledik. Hem ayeti söyledik hem de kelime manasını söyledik. Allah ne yapmak ister? Pis ile temizi birbirinden ayırmak ister. Başka ne yapmak ister Allah Azze ve Celle bu imtihanlarla? Müslümanları arındırmak ister. Hani nasıl ki altın üzerindeki köpükten, elementlerden ayrılıyor, safi hale geliyor. Müslümanın da doğduğunda tertemiz doğuyor. Sonra işlediği günahlarla kendini kirletiyor. İşte o kirletmiş olduğu günahları Allah Azze ve Celle imtihanlar vesilesiyle Müslümandan temizliyor, Müslümanı tertemiz bir hale getiriyor Allah Azze ve Celle. Hadis-i şerifte ne diyor Peygamberimiz? لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَ اللّٰهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيَةً Bela ve musibet Müslümanın canında, malında, evladında süreklidir. Yani mutlaka bunlardan dolayı imtihan edilir. Niye peki? Sürekli Müslüman malında, canında, evladında imtihan ediliyor. Hikmet ne? İllet ne? Hatta يَلْقَ اللّٰهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيَةً Ta ki Allah'la karşılaştığında onun üzerinde hiçbir hata kalmasın diye. Yani Allah Azze ve Celle onu tertemiz etmek istiyor. Rabbinin karşısına geldiğinde utanacağı, başını önüne eğeceği, Rabbiyle karşılaşmayı istemeyeceği tek bir hata bile onun üzerinde kalsın istemiyor Allah Azze ve Celle. Bu da Allah'ın dostluğunun bir gereğidir ha. Bu da Allah'ın dostluğunun bir gereğidir. Nasıl ki siz birini çok sevdiğinizde, ona dost olduğunuzda ve bir kabahati olduğunda onu hiç görmemezlikten gelirsiniz. Üstünü örtersiniz ki sizin yanınızda utanmasın, sizin yanınızda mahcup olmasın diye. Çünkü insan sevdiğinin mahcup olmasını istemez, sevdiğinin utanmasını istemez. İşte Allah da kullarından sevdiklerinin kendi katında mahcup olmalarını istemez. Onları tertemiz bir hale getirmekse o da nedir? O da günahlardır. İmtihanların günahları döküp insanı tertemiz etmesidir. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte diyor: "La yusibu al-muslima min nasabin sat ila ve la wasabin ve la hammin ve la hazanin illa kafarallahu biha min khataya." Müslümana isabet eden hiçbir yorgunluk, hiçbir sıkıntı, hiçbir dert, hiçbir keder yoktur ki, hüzün yoktur ki mutlaka Allah onunla onun günahlarına kefaret eder. Bir rivayette diyor, hatta şevketu yuşakuhu, ayağına batan diken bile buna dahildir. Yani bir diken Müslümanın ayağına battığında Allah Azze ve Celle o dikeni onun günahlarına kefaret eder diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bu Müslüman, yani belaya ve imtihana tabi olan Müslümanlar kıyamet gününde öyle büyük nimetler, öyle büyük ecirlerle karşılaşacaklar ki bir hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ki kıyamet gününde Allah imtihan ehlinin ecirlerini verdiğinde, amellerinin karşılığını verdiğinde afiyet ehli diyecek ki, yani imtihana uğramamış olanlar, keşke dünyada bizim derilerimiz demir makaslarla kesilseydi. Hani o kadar büyük nimetler, o kadar büyük güzellikler görecekler ki şeyler kıskanacak, afiyet ehli kıskanacak. Keşke bizim derilerimiz demir makaslarla kesilseydi diyecekler. Onun için yani belanın insanı temizlemesi çok böyle kıyamet gününde insanın yüzü belki dünyadayken bela insanın yüzünü ağartabilir, saçını ağartabilir, insanı üzebilir. Ama kıyamet gününde bütün belalar yüz aydınlığı olarak, göz aydınlığı olarak Müslümanlar geri dönecek. Hatta kıskanacak insanlar, yani bela ehlini insanlar kıskanacaklar.
Üçüncüsü de Allah Azze ve Celle imtihanlarla Müslümanları ne yapar? Müslümanları eğitir. Neye eğitir? Daha büyük süreçlere, yeryüzüne varis olmaya, insanlara imam olmaya, toplumları yönetmeye, sevk etmeye Allah Müslümanları imtihanlarla hazırlar. Sabretmeyi öğretir, şükretmeyi öğretir. Duyguların onlara değil, onların duygulara hakim olmasını onlara öğretir. Azık hazırlamalarını sağlar imtihanla. İmtihan bir süreçtir. Kişinin Allah'a en yakın olduğu, onun merhametini en fazla hissettiği, Allah'ın beraberliğini, yakınlığını, insanın yüreğinin böyle en derinliklerinde hissettiği zamandır. Allah böylece Müslümanı eğitir. Yani hani bu süreç aynı zamanda bir eğitim sürecidir. Adım adım Allah'a yaklaşılan, adım adım insanın daha tecrübelendiği, bilgisinin daha, fıkhının daha derinleştiği, olaylara daha iyi baktığı, daha iyi düşünebildiği bir süreçtir bu. Onun için yeryüzündeki bütün imam olmuş, yeryüzüne varis olmuş bütün toplumlar bu varisliklerinden önce mutlaka imtihana tabi tutulmuşlardır. Ama mutlaka. Şeyi hatırladınız mı hemen burayı söyleyince? وَإِذِ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا. Allah İbrahim'i bazı kelimelerle imtihan etti. İbrahim onları tamamlayınca seni yeryüzüne imam kılacağım dedi. Bu imtihan sürecinde Allah İbrahim Aleyhisselam'ı ne yaptı? Olgunlaştırdı. Onun sabrını, onun şükrünü, onun yakinini, onun takvasını arttırdı. Böylece insanlara imam olacak hale getirdi onu. Yine mesela bunun zaten tefsirini görmüştük bu ayet-i kerimenin değil mi Bakara suresinde? Yine Secde suresinin sonundan bir ayet söylemiştik geçen dersimizde de. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Onlar sabredince biz onları insanlara yol gösteren imamlar kıldık dedi Allah Azze ve Celle. Neye sabredince? Firavun'un zulmüne, Firavun'un yanındakilerin zulmüne, memleketlerinden sürülmelerine, erkek çocukların öldürülüp kız çocuklarının diri bırakılmasına, yani İsrailoğullarının gördüğü bütün o fitnelere sabredince Allah da onları yeryüzünde kendilerine uyulan imamlar kıldı. Demek ki ne yaptık? Bu zorlu fitnenin ve belanın karşılığı ne? Bir, pisle temizin birbirinden ayrılması. İki, Müslümanın günahlarından temizlenip Allah'ın karşısına apaydın bir yüzle çıkması. Üç, eğitilmek. Yeryüzüne varis olabilmek için, duygularına hükmedebilmek için, insanlara yol gösterebilmek için eğitilmek. Eğer Allah bir kavmi imtihan ediyorsa mutlaka onları daha hayırlı bir şeye hazırlıyor demektir. Mutlaka ama mutlaka onları daha hayırlı bir şeye hazırlıyor demektir. Bu imtihan. Muhakkak ki bizi imtihan edecek. Peki neyle imtihan edecek bizi Allah? Burada bazılarını saydı. Biraz korkuyla, biraz açlıkla, biraz mallardan, canlardan ve meyvelerden eksiltmekle sizi imtihan edeceğiz dedi. İmtihan sadece bunlara has değildir. Yani hani mesela başka bir ayet-i kerimede Allah ne dedi? Muhakkak ki, kasem olsun ki siz ehli kitaptan ve müşriklerden size eziyet verecek sözler işleyeceksiniz. Mesela burada yok o ama orada Allah Azze ve Celle bunu zikretti. Müşriklerin sözle sataşmaları, Müslümanları küçümsemeleri, onlara hakaret etmeleri mesela. Bu da bir imtihan örneği. İşte burada zikredildiği gibi korku. Mesela müşriklerin güçlü olduğu, Müslümanların zayıf olduğu ve canlarından, mallarından korktukları, eman ve emniyet hissini, duygusunu hissetmedikleri gibi mesela gibi. İşte dünyanın birçok yerinde açlık, kıtlık mesela belki bizler çok bunu yaşamamış olsak da Allah'tan affı afiyet istiyoruz. Açlık, kıtlık mesela gibi. Ama Allah Azze ve Celle insanları imtihan edecek. Herkesin imtihanı farklı farklı olabilir. Yani Allah Azze ve Celle her bir insanı farklı bir şeyle imtihan edebilir. Onun için geçen dersimizde de söyledik. Kulun sürekli araştırması gereken şey nedir? Hayatımda bulunan imtihanlar hangileridir? Hayatımda bulunan nimetler hangileridir? Yani bu sürekli bir insanın tefekkür dünyasında sürekli olması gereken şey. Ta ki imtihanları tespit edip ona sabretsin, nimetlerini tespit edip onlara şükretsin diye. Şimdi ayet-i kerimenin sonunda dedi ki Allah Azze ve Celle وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ sabredenleri müjdele. Şimdi tabi insanın aklına geçen de söyledik ya, zaten sabır güzel bir şey de ben ne yaptığımda sabretmiş olacağım. Yani hani kişi
O sabredenlerin özellikleri nelerdir? De bir sonraki ayet, yani 156. ayet-i kerime de onu anlatıyor. Ellezine, o sabredenler o kimselerdir ki, müjdeye nail olanlar. İza esabethum, onlara isabet ettiği zaman musibetun, musibet. Kalu, dediler ki, inna muhakkak ki biz lillahi, Allah'a aidiz. Ve inna ve muhakkak ki biz ileyhi, ona raciun, döndürülecek olanlarız diyenlerdir. Sabredenler, içinde bulundukları imtihanın Allah'tan olduğunu bilen ve Allah'a dönüp ecrini de Allah'tan bekleyecek olanlardır. Yoksa hani buna istirca kelimesi diyoruz, değil mi? İstirca. Ne demek istirca? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demek. Şimdi genelde insanlar şöyle zannediyorlar bu şeyle ilgili, bu istirca ile ilgili. Mesela başına bir şey geldi, örnek veriyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedin ama bir taraftan da mızmızlanıyorsun. Bir taraftan da ecrini Allah'tan değil kullardan istiyorsun. Misal, inna lillahi ve inna ileyhi raciun böyle bir şey değil. Bunu la ilahe illallah gibi düşünün. Şimdi la ilahe illallah bir kelime ama bunun bir içeriği var. Yani senin kabul ettiğin bir itikadın sembolü olarak sen la ilahe illallah diyorsun. Ama onun bir içeriği var. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun da böyle. Sen aslında imtihanlarda bir tutumu kabul ettiğini söylüyorsun. Bunun sembolü de bütün o tutumu baştan sona anlatmak yerine diyorsun ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani birinci şıkkı şu. Ben Allah'a aitim ve Allah bende mülkünde dilediği gibi tasarruf edebilir. Allah'tan bana gelen her şey benim rızam dahilindedir. Ben Rab olarak Allah'tan razı oldum diyorsun. Niye? Çünkü ben Allah'ın mülküyüm. Nasıl ki ben kendi mülkümde dilediğim gibi tasarruf ediyorum. Nasıl ki ben bana ait olanı istediğim gibi harcıyorum. Kimse bana karışmıyor. Ben de Allah'ın mülküyüm. Allah'a aidim. Ve Allah bu mülkünde dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Sen bunu söylüyorsun inna lillahi dediğin zaman. Bu da neyi gerektirir? Bu da şikayet etmemeyi gerektirir. Söylenmemeyi gerektirir. Sebeplere yapışıp sanki sebepler birer ilahmış veya sebepler birer müsebbipmiş gibi, onlar bizim hayatımızda söz sahibiymiş gibi değil. Hatırlarsanız geçenlerde biz bir kaide söylemiştik. O kaideyi dedik altın harflerle zihnimize yazacağız. Neydi o kaide? Kaide şuydu. Başımıza bir şey gelmeden önce sebepleri çok ince eleyip çok sık dokuyacağız. Bunun adı nedir? Tedbir. Yani böyle var ya, Müslüman işini ihsan üzere yapar. Bütün sebeplere yapışacağız, bütün tedbirlerimizi alacağız. Kötü bir şey olmasın diye elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama iş sonuçlandıktan sonra bütün sebepleri unutacağız. Niye? Çünkü iş sonuçlandıktan sonra demek o Allah'ın dilemesidir. Sen o sebeplerin hepsini yerine getirmiş olsaydın da, getirmemiş olsaydın da Allah'ın dilemesi tahakkuk edecekti zaten. Bu da neye gerektirir? İnna lillah demeyi gerektirir. Yani ben Allah'tanım, ben Allah'ın mülküyüm, ben Allah'a aitim diyeceksin. Bu da dedik neyi gerektirir, neyi gerektiriyor? Yani Allah bende dilediği gibi tasarruf eder, bunu gerektiriyor. Daha önce birkaç münasebetle anlatmıştım. Hatta yazmıştım da, herhalde unutmamışsınızdır. Ömer Abdurrahman'la Abu Zümer arasındaki konuşmayı hatırlıyor musunuz? Değil mi? Daha önce çok söylemiştik. Gene hatırlayalım bir kere. Abu da Zümer cezaevine girdiği zaman biraz böyle mızmızlanmış. Yani hani biraz böyle moralini bozmuş, kimseyle konuşmuyor, kenara çekilmiş falan. Gelmişler Ömer Abdurrahman'a söylemişler. Ömer Abdurrahman da çağırmış. Demiş hayırdır? Demiş işte biz Halid İstanbullilerle beraber şehit olacaktık. Hepsi şehit oldu. Ben de cezaevine girdim, müebbet ceza aldım. Ben şehit olmayı istiyorum demiş. Bak ey Abdur demiş, biz bu canları Allah'a sattık. Satılmış malın pazarlığı olmaz. Yani bu canlar Allah'a satılmış. Dilerse bizi şehit eder. Dilerse zindanlarda çürütür. Dilerse Süleyman gibi bizi melik yapar. Dilerse Yusuf gibi bizi önce zindana koyar sonra melik yapar. Dilerse Ashab-ı Uhdud gibi bizi hiçbir şey yapmaz diye ateşte yakar. Dilerse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi yeryüzünün çoğunun mülkünü bizim elimize verir. Bu canlar Allah'a satılmış, satılmış malın pazarlığı olmaz demiş. İşte inna lillah demek bu demektir yani. Hani biz Allah'a aidiz, biz Allah'ın mülküyüz. Yani biz bu canları Allah'a satmışız. Canları Allah'a sattığımızın delili nedir? اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah cennet karşılığında Müslümanlardan mallarını ve canlarını satmıştır. Sen Allah'la bir ticaret yapmışsın. Ve bu çok şerefli bir şey. Düşün, Allah Azze ve Celle tenezzül edip
seni karşısına alıp seninle bir ticaret ahdi yapmış. Demiş ki ey kulum, senin bana verdiğin şey bedel, senin canınla malındır. Benim sana verdiğim şey karşılık cennettir demiş. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaşma bitti, söz kesildi, imzalar atıldı, mesele bitmişti. Şimdi sen canı birine sattıktan sonra mesaj bunu şunun gibi düşünün. Sen geliyorsun bana diyorsun ben bu arabayı satın almak istiyorum senden. Ben de diyorum tamam ver 1 TL al arabayı. 1 TL'yi ben alıyorum arabayı da sen alıyorsun. Misal bitti. Sonra geliyorsun 2 gün sonra bana diyorsun ya ben o 1 TL'yi sana ev alman için vermedim ki işte. Ben onu sana hani işte mesela tarla alman için verdim yani. Buna çocuk bile güler böyle bir şey. Sen sattığın artık senden çıkmış bir şeyin hesabını yapamazsın. Nerede olursa daha hayırlı olacağına sen karar veremezsin. Eğer sen inanıyorsan ki Allah maliktir ve mülkünde mutasarrıftır, sen de gönüllü olarak Allah'a bu canı satmışsan teslim olacağız. Ve bileceğiz ki Allah'ın takdir ettiği muhakkak ve muhakkak bizim için her zaman daha hayırlıdır diye. İnna lillah bunu anlatıyor. Peki inna ileyhi raciun neyi anlatıyor? Ve biz tekrar Allah'a döneceğiz. Yani bu sıkıntılarımızın karşılığını biz Allah'tan bekliyoruz. Bizim ecrimiz, bize gelecek olan karşılık, bizim beklentimiz hepsi Allah'tandır diyoruz. Bu da neyi gösteriyor? Hani hadislerde Peygamberimizin sürekli bir ifadesi var. Kim iman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa bütün günahları bağışlanır. Ne demek ecrini Allah'tan bekleyerek? Yani bunun karşılığını verecek olan Allah'tır. Ben bu yaptığımın karşılığında Allah katında mükafatlanacağım beklentisi içerisinde olmak. Çünkü insan Allah onu imtihana tabi tuttuğunda bu mefhuma sahip olmazsa insanlardan bir şeyler bekleyebilir. Yaptığının takdir edilmesini bekleyebilir. İşte insanların onun yaptıklarını görmesini isteyebilir. Mesela Allah muhafaza bunlar hepsi ameli boşa götüren, insanın dünyadayken ecrinde acele ettiği konulardır. Ama insan bilirse ki bunun karşılığı da, bunun ecri de Allah katındadır. Allah bize mutlaka bunun karşılığını verecek. O da inna ileyhi raciun demek zaten. Elhamdülillah işte o sabredenler bunlardır. Musibet geldiği zaman. İmam Müslim bir hadis-i şerifte şöyle rivayet ediyor. Bu inna lillahi ve inna ileyhi raciunun faziletiyle alakalı. Ümmü Seleme annemiz diyor ki benim kocam Ebu Seleme vefat ettiğinde ben Peygamberimizin şöyle dediğini duydum diyor. Bir kula musibet isabet ederse ve o da derse ki o başına gelen musibetten sonra inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve tekrar Allah'a döneceğiz. Allahümme acirni fi musibeti. Allah'ım bu musibetimde bana ecir ver. Allah'ım bu musibetimde bana ecir ver. وَخْلُفْنِي خَيْرًا مِنْهَا ve ondan daha hayırlısını bana nasip et. Yani bu benden aldığının karşılığında bana daha hayırlısını nasip et. Derse Allah mutlaka onu o musibetinde ecirlendirir ve ona mutlaka daha hayırlısını verir. Hadis bu. Yani demek ki başımıza bir musibet geldiğinde ne diyeceğiz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Allahümme acirni fi musibeti. Allah'ım musibetimde bana ecir ver. Vahlufni hayran minha. Ve ondan daha hayırlısını bana halef olarak nasip et. Onun ardına bana nasip et. Bu hadis. Şimdi Ümmü Seleme annemiz diyor ki ben bunu söyledim ama yani bunu duymuş ya Peygamber'den. Kendi kendime de söyleniyorum diyor. Allah Ebu Seleme'den daha hayırlı kimi benim karşıma çıkarabilir ki? Hani tam böyle söylüyor mu hadiste? Ben de söyledim. Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir? Dedim. Aradan belli bir zaman geçti ki diyor Peygamber bir gün benim evime ziyarete geldi. Bana benimle evlenmek istediğini söyledi diyor. Ben de ona dedim ki ey Allah'ın Resulü ben yani çok kıskanç bir kadınım. Korkuyorum ki kıskanırım. Seni Allah da bana o kıskançlığımla eziyet eder. Diyor dedi ki inşallah Allah senin o kıskançlığını senden giderecek. Diyor ben dedim ki ey Allah'ın Resulü ben artık yaşlandım yani hani sana daha genç, daha böyle layık olan bir kadın lazım. Diyor dedi senin başına gelen benim başına da geldi yani ben de yaşlandım artık, ben de çok genç dedim. Diyor ben dedim ey Allah'ın Resulü benim çocuklarım var hani senin başına bela olmasınlar. Ben tek değilim.
Diyor dedik senin çocukların benim çocuklarımdır diye. Ben de kabul ettim ve Allah bana Ebu Seleme'den çok daha hayırlısına nasip etti diyor. Onun için bu bir de bu şeyin musibet esnasında isabet edenlerin yapacağı bu duanın bir de böyle bir karşılığı da var. Aynı zamanda onu da inşallah söylemiş olalım. Evet. İşte bu insanlar Allah diyor ki müjdele onları. Şimdi müjdele diyor ya mesela sabredenleri müjdele. Şimdi burada senin aklına hemen gelebilir. Neyle müjdele sabredenleri? Hani bir Allah orayı ne yapmış? Hasfetmiş. Yani onu söylemiyor. Niye onu söylemiyor? Ne almak istiyorsan o var demek istiyor. Yani Arap lügatından mef'ul hasfedilirse umumiyet ifade eder. Yani nesneyi hasfettiğin zaman umumiyet ifade eder. Mesela ben sana diyorum Ali'ye ver misal. Ama neyi ver? Yani ekmek mi ver, su mu ver, para mı ver? Onu söylemiyorum. Yani ne vermek istiyorsan onu ver. Hani genel bir ifade kullanıyorum. Ve beşşir sabirin sabredenleri müjdele. Tam da neyle müjdeleyeyim? Yani akıllarına ne geliyorsa, ne almak istiyorlarsa, ne görmek istiyorlarsa müjde olaraktan sen onlara onu ver demek istiyor. Cennet istiyorsan cennet, Allah'ın rızasını istiyorsan Allah'ın rızası, Allah'ı görmek istiyorsan Allah'ı görmek. Devam ediyor Allah Azze ve Celle, ulaike bunlar işaret ediyor yani o sabredenler aleyhim onların üzerine vardır salavatun, salavat vardır diyor. Salavattan kast edilen şey ne? Salat normalde kelime itibariyle dua anlamına geliyor dedik. Yani Allah'tan onlara bir övgü vardır. Allah'ın kula dua etmesi nedir? Allah'ın kulu övmesi. Yani bir dua içeriği olanı kula nasip etmesi demektir. Onlara Allah katından övgü vardır. Min Rabbihim Rablerinden ve rahme ve rahmet vardır. Ve ulaike humul muhtedun ve onlar hidayete ermiş olan kimselerdir. Yani musibetlerde Allah'ın kendilerini hidayet ettiği, doğru olanı onlara gösterdiği insanlar bunlardır diyor Allah Azze ve Celle. Bazı müfessirler salavat kelimesine rahmet anlamı da vermişler. Onların üzerinde rahmet ve rahmet vardır. İki defa sanki tekit etmiş gibi ama racih olan te'sis her zaman tekitten daha evladır. Tefsir usulünde et-te'sis ve evlâ mine te'kidi. Yani yeni bir mana ifade eden görüş her zaman eski manayı tekit eden görüşten daha evladır. İki görüş var mesela. Biri tekit, yani ikisi birbirini tekit ediyor, pekiştiriyor. Biri de iki ayrı farklı anlam veriyor. Te'sis, yani her zaman tekitten daha evladır. Et-te'sis ve evlâ mine te'kidi. Çünkü beragata, fesahata te'sis daha uygundur. Onun için burada salat, övgü. Yani Allah'tan onlara bir övgü. Onların şanını yüceltme, onları değerlendirme, onlara değer verme daha doğrusu. Ve rahmet vardır. Ve onlar hidayete ermiş olan kimselerdir diyor Allah Azze ve Celle. Buraya kadar anlatamadığımız veya anlaşılmayan bir şey var mıdır? Sormak istediğimiz veya. وَاَخِرُ دَعْوَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ